Edirne Belediye Meclisi 2024 yılı Haziran ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın başkanlığında yapılan toplantıda 14'ü gündem, 6'sı gündem dışı olmak üzere toplam 20 madde görüşülerek karara bağlandı. Artan maliyet giderleri gerekçesiyle toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine meclisten zam kararı çıktı. Etus'a %37, taksi ve servis ücretlerine ise %50 oranındaki zam oy çokluğuyla kabul edildi. 3 adet kararımız bulunuyor. Bunlar plan bütçe komisyonumuzda Etus servis araçları ve T-plaka araçlarla ilgili alınmış kararlar. Komisyonumuza çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Komisyon kararlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buna göre Etus'ta kartlı sivil biniş 16 lira 80 kuruştan 23 liraya, öğrenci binişi 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, taksilerde açılış ücreti 28 liradan 41 liraya, yolculuk başı minimum ücret ise 60 liradan 90 liraya yükseldi. Servislerde ise 0-3 kilometre arası 1575 lira, 3-6 kilometre arası 1875 lira, 6-10 kilometre arası 2175 lira, 10-15 kilometre arası 2400 lira oldu. 15 kilometreyi aşan her yolculuk içinde kilometre başına 50 lira, rehber olması gereken araçlarda da 525 lira ek ücret ödenecek. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Türkiye ortalamasına bakıldığında birçok şehrin altında bir zam yapıldığı ifadelerini kullandı. Evet, bizim bir indirim talebimiz vardı ama biz bu indirim talebini yaparken bunu şöyle yaptık. Edirne Belediyesi tarafından finanse etmek üzere. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada hem belediye gelirleri hem çıkan tasarruf tedbirleri bir anlamda bize engeller vaziyete geldi. Biz burada onları görmezden gelemezdik. Bir tarafta taksici, esnaf, servis araçları ile ilgili zam yaparken açıkçası Etus'un bu zam talebini kabul etmemek noktasında çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Etus konusunda yapacağımız daha düzenlemelerimiz var. Daha radikal kararlar da alacağız. Ama bir şekilde esnafı da korumak durumundayız. Az önce komisyon başkanımızın da ifade ettiği üzere oranları belirlerken belki Etus esnafı buna gönül koyacaktır ama biz açıkçası en düşük limitte onları tuttuk. Bir nevi aslında sözümüzü de yerine getirmeye çalıştık. Ama biz gönül isterdi ki hem belediye gelirleri anlamında hem de mevcut ekonomik koşullar altında tabii ki bu zamları yapmak istemeyiz. Hiçbir siyasi irade bunu yapmak istemez. Ama geldiğimiz nokta bu. Tabii ki siz de mensubu olduğunuz siyasi partinin görüşlerini buraya taşıyorsunuz. Ama ben inanıyorum ki objektif olarak değerlendirdiğinizde bunun nerede durduğunu ya da bunu ne gerekçeyle yaptığınızı tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden şimdi diyorsunuz yani o seçimden bugüne değişen ne oldu? Seçimden bugüne değişen, dediğim gibi o zaman da bu indirimleri taahhüt ederken bunu belediye tarafından finanse etmek üzere biz bu indirimi yapacağımızı söyledik. Bu çok açıktır. Ama ne yazık ki dediğim gibi geldiğimiz noktada şu an bütçemiz buna el vermiyor. Daha farklı önceliklerimiz var. Ve biz bu yaptığımız artışı da en minimum düzeyde tuttuk. Bu da Türkiye ortalamasında yolcu binişlerine baktığımızda bu anlamda çok büyük bir farkın olmadığı, hatta birçok şehrin altında fiyatlandırma yapıldığı da görülecektir diye düşünüyorum. Nisan ayında hayatını kaybeden Edirne'nin Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın ismi de yaşadığı sokağa verildi. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi. Kıymetli Bahri abimizi kaybetmiştik. Bu konuda bir önceki meclisimizde komisyonumuza havalesini yaptık. Bahri abimizin evinin bulunduğu sokağa da ismini verdik. Dolayısıyla komisyonumuza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve komisyon kararımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde görevli personel, sporcular ve vatandaşların ulaşımının sağlanması için saray içinde geçici taksi durağı oluşturulması da kararlaştırıldı. Organizasyon kapsamında şehir içi ulaşımda seyreden 2A, 2B, 3, 5A ve 5B numaralı minibüslerin güzergahı da saray içine kadar uzatıldı. Kırkpınar hazırlıklarımız da trafik problemini çözebilmek adına yeni bir düzenleme getirdik. Dolayısıyla gündemimizin 3. maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bulgaristan'ın Burgaz kentinde katıldığı Swimming Talent Cup'ta birinci olan Edirneli yüzücü Beyza Işık'a da toplantıda tam altın verildi. Bu yarış Bulgaristan'ın Burgaz kentindeydi. Yarışı Şehirme Federasyonu'na adına gittim. Ve iki kere kremaşında birinci olarak altın madalyalara elime yerlendim. Bu anlamda çok mutluyum. Diğer başarılarım da son 4 yılın
Statüsü yaşamıyım. Bu anlamda çok mutlu ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Ve bunu tüm meclislerimizle birlikte bir karar almıştık. Tebrik ederim. Takdir etmek istiyoruz. Evet.